Amerikan Truck Simulator'ın sıfırdan hayatının dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Peter Beat aracımızla beraber su tankı götürüyoruz. Bu tankı Pendleton'a götüreceğiz. Oregon'dayız. En son geldiğimiz Bern şehrinden çıkacağız. Pendleton'a gideceğiz. O zaman laf fazla uzatmayalım ve yolculuğumuza başlayalım arkadaşlar. Hemen şöyle aracımızı içerisine binip aracı bir start verelim. Otomatik vites kullanıyoruz yine her zaman olduğu gibi. Şöyle ufaktan yola bir çıkalım. Para kazanmaya devam arkadaşlar. Yani ATS'de para kazanmaya devam. Şu an kaç liramız var? Hatta onu da bakalım. 11.000 euromuz, 11.000 dolarımız var. Gayet iyi para. Böyle elin tırıyla çalışarak güzel para kazanıyoruz. Böyle birazcık kazanacağız. Daha sonrasında kendi aracımızı alacağız. Kendi aracımızla daha fazla para kazanmaya başlayacağız. Onu satacağız. Belki de satmadan lüks bir araç alıp seriyi noktalayacağız. Ama bu noktalayana kadar da hemen hemen her eyalete gitmeyi planlıyorum. Her ülke diyeyim ben sizlere, açıkçası öyle anlayın. Her ülkeye gitmeye çalışacağım. Özen göstereceğim. İşte Nevada'dır, Kaliforniya'dır, Arizona'dır, Meksika'dır, Washington'dır. Buralara gitmeye özen göstereceğim. Utah, Idaho'dan zaten geldik. Dediğim gibi bu eyaletlere gitmeye özen göstereceğim. Belki Colorado'ya kadar kalırsa bu seri. En son Colorado'da da bitirebiliriz bu olayı. O bir adam önüme kırdı ya. Sinyalim verdim, çıkar, ben çıkıyorum. Adam gelip önüme kırıyor. Kafayı yersin. Her neyse, biz yolumuza devam edelim. Ya şu ATS'nin yollarını görünce gerçekten nasıl ya diyorum ya. Bayağı iyi çünkü. Gerçekten güzel. Bir önceki bölüm şuradan, şu yoldan gelmiştik düz. Şimdi o yoldan dönüyoruz. Bu yolu terk ediyoruz daha doğrusu. Bu arada bu işlemciyle i5-7600K işlemcimizle beraber son videomuzu çekiyoruz. MSI B250M Gaming Pro anakart ve Intel i5-7600K işlemci ile son video bu. Onu da sizlere söyleyeyim. Yani son videoyu ne zaman çekiyorum? 28 Temmuz 2020 tarihinde videoyu çekiyorum. Siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum. Belki bayramda izleyecek olabilirsiniz. Ben bayramdan önce 29 Temmuz 2020'de işlemciyi falan değiştirmiş olacağım. Artık yeni sisteme geçtim. Diyelim siz bu videoyu izlediniz. Ben yeni bir sisteme geçmiş olacağım. Ve bir sonraki gelecek olan videoda yeni sistemle alakalı gelecek. Hani yeni sistem çekmiş olurum videomu falan vesaire. Onu da sizlere söylemiş olayım. Sağ olsun Kenan her türlü yardımını yapıyor. Beraber bir şeyler yapmaya çalıştık. Yeni işlemcimiz Ryzen. Ryzen 5600 AF işlemcisini, 6 core 12 thread, 3.8 base, 4.0 overclock, hard overclock 4.2 olarak çalışabilen bir işlemci. Stok soğutucu olarak takıp ilk başta bakacağım, daha sonrasında sıvı soğutucuya geçirmeyi planlıyorum ya da direkt sıvı soğutucuyu takabilirim üstüne. Bilmiyorum tam olarak ne yapacağımı. Ben bir tane sıvı soğutucuyu çalıştırırım ya üstünde diye düşünüyorum. Sıvı soğutucuya 1000 lira para vermiş bir insanım. Niye çalıştırayım ki? Değil mi? Neyse. Şimdi yine buralarda hani 30 FPS'lere falan düşüyor da ben bunun nedenini biliyorum gerçi. Ama uğraşmak istemedim. Ya oyunda optimizasyon sorunu var. İnşallah bu yeni işlemciyle falan gidecek bu sorunlar falan vesaire diye düşünüyorum. Çünkü 4 core 4 thread bir işlemci şu an kullandım. 6 core 12 thread bir işlemciye geçeceğim. Yani daha fazla farkı olan, çekirdek başına daha fazla FPS veren bir işlemci çoklu çekirdekte. Ki oyunlar artık çoklu çekirdek işlemcisi, mimarisi, teknolojisi kullanıyor biliyorsunuz. Onun için olay bu. Şimdi size şunu da söyleyeyim. Ben ATS'yi aldım 2016'da. 13 Şubat günü ATS'yi aldım.
Oyundaki ilk aracım neydi biliyor musunuz? Kırmızı Peterbilt. Gerçekten kırmızı Peterbilt kullanıyordum. Daha sonrasında Peterbilt'in rengini gri yaptım. O halen dururdur. Orijinal hesabımda o araç halen duruyor. Yani ilk aracım Peterbilt'in bu aracıdır. Onu da söylemiş olayım. Şimdi ben bunun nedenini biliyorum arkadaşlar. Ama şu an yapmayacağım. Dediğim gibi bu 30 FPS'e düşmesinin nedenini biliyorum. Abi dönüşe bakar mısın? Ne güzel. Yalnız öleceğiz dönerken. Bayağı sertmiş ya. Harbi bayağı sert döndük. Nereden indik? Şuradan aşağı indik değil mi? Evet, şu yoldan aşağı geldik şuradan. Yollar efsane bu arada. İşte ETS'den beklemiş olduğunuz yollar ATS'de var. Onu söyleyeyim. Ve ATS'nin hani bu ormanlık dağ yolları falan vesaire bizim buranın yollarına çok benziyor. Türkiye'nin yollarına çok benziyor. Onu da söyleyeyim yani sizlere. Çok benzerliği var açıkçası ya. Müziğini açacaksın, gideceksin bu yollarda. Şöyle bir ekranı değiştireyim. 95 km. Normalde 80 km hızla gitmem gerekiyor. Dedim polis olayı falan var da. Ne güzel bak, kendi aralarında bir eğlence düzenlemişler. Kendi aralarında eğlence yapıyorlar. Bu Amerika'daki olaylar böyle. İstemsizce Amerikan Truck oynarken Amerika'yı övüyorsunuz. Fark ettiniz mi onu? Bilmiyorum ama. İstemsizce Amerika'yı övüyorsun. Bence hak eden bir ülke diyeyim ben size ya. Tamam, birkaç sorunu vardır işte, ırkçılık olaydır vesaire vesaire, bu şekilde sorunları var ama belki daha fazla sorunu var ama yine de yaşanılabilecek bir ülkeden bahsediyoruz, bir kıtadan bahsediyoruz. Arada koskoca okyanus da olsa, gerçekten ya, düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Avrupa kıtası ile Amerika kıtası ayrı. Ortayı koskoca yaran bir okyanus var. Çok farklı değil mi ya? Burası da değişik bir kara parçası. Bizimki de değişik bir kara parçası. Böyle düşünecek olsan var ya, kafa yersin ya. Harbi bak. Çok enteresan değil mi? ...183 kilometre kalmış. Ben var ya ATS'den çok zevk almaya başladım biliyor musunuz tekrar? Harbi ATS'den çok zevk almaya başladım. Bu sıfırdan hayatta özellikle çok iyi geldi. ATS'ye daha fazla zaman ayırabiliyorum artık. Bu yapmam iyi oldu bu seriyi. Siz de izliyorsunuz. Eyvallah, sağ olun. O yüzden ATS'nin sıfırdan hayata daha fazla... Sıkılana kadar ben bir seri çekeyim de. ETS'nin sıfırdan hayatı gelecek de bir problem var. O problemi çözemedim. Eğer o problemi çözersem devamı gelecek. Yük çıkmıyor abi. Seriden yük bulamıyorum almaya götürmeye. 1.38'den sonra oldu bu. İnşallah Grand Utopia haritasında 1.36 sürümünü kullanıyoruz halen. 1.38 falan gelmedi ona. Update gelmedi için haritaya. Şu an 1.36'yı kullanıyorum. 1.38 ile beraber bazı şeyler değişiklik yaptıysa şu an haritanın güncellenmesini beklemek zorundayız otomatikmen. İnşallah öyle bir şey olmamıştır. Bende bir sorun vardır. Hallederiz. Yoksa yani ETS'nin sıfırdan hayat seviyesini salacağız ya. Büyük bir tane final yapacağız onu direkt.
Ha bu arada bu sistem olayının söyleyeyim yeni işlemci falan dedim de kargoda şu an ama bayram da geldi. Eğer bayramdan önce yarım gün tatil Arefe günü. İnşallah sabahtan yetişip almam lazım kargoyu. Alamazsam sıkıntı zaten. Alamazsam bayramdan sonraya kalacak. İnşallah öyle bir durum olmaz. Olursa çok kötü bir durum olur benim için. Böyle bir fotoğraf alalım. Çok güzel değil mi yollar vesaire ya? Adamların otomatik vitesleri ne kadar güzel. Hiç. Ben her şeyde videomda neden aracın camını açıyorum? Belki merak etmişsinizdir. Her videonun başında dikkat ederseniz aracın camını açıyorum giderken. Dışarıdaki sesle içerideki ses birbirini dengelesin diye yapıyorum bunu. Ya şu şekilde olursa rahat edemiyorum. Ses kısık gibimiş gibi geliyor. Videoda rahat konuşamıyorum. Ama ses böyle olduğu zaman çok rahat konuşuyorum. Ses dengeli geliyor çünkü kulaklığıma. Böyle bir durum var. Herkesin kendine göre bir sorunu var ya. Benim de bu. Ama böylesi de iyi oluyor. Bir hava gelirmiş gibi bir havaya kapılabiliyorsun tırı sürerken. Öyle bir güzelliği var. Aa, arabada rötarlık yok. Rötarlık çekemiyoruz. Evet, burada bir optimizasyonla alakalı problem yaşadık tekrardan. Ama genel olarak ATS'nin optimizasyonu daha iyi. Yani bunu kesinlikle şey yapmayalım. Yani bu konuda yalan söylemem. ATS'nin optimizasyonu daha iyi. Bu arada ben bu videoyu çekerken ATS'nin sıfırdan hayatının ikinci bölümü ve üçüncü bölümü yayınlanmamış oluyor. Onu da söyleyeyim. Aga be. Baya baya video stokluyorum ben. Çok ağaçlık yoğunluk alana girdiğim zaman sıkıntı yaşıyorum. Ne olduğuyla alakalı hiçbir fikrim yok. Monitörümden görüntü gitti arkadaşlar şu an. Kasanın arkası kabloya bir dokunuyorum. Tekrar geliyor. Siz gördünüz görüntüyü. Görüyorsunuz ama benden gitti görüntü. Tekrar geldi. Oluyor bu. Geçen akşam yayında yaptı aynısını. Tam PUBG'deyiz. Erangel haritasındayım. Lan tam adam vuracağım. Gitti görüntü önümden. Yere yattım. Z'ledim hemen. Sonra kabloyu bir dokundum. Tık geldi. Ekran kalktım orada. Ya manyak manyak şeyler oluyor. Tam savaşın ortasında ekran mı gider lan? Kilometre kalmış.
Böyle bir dönüş yok. O neymiş öyle? Sırada Volvo var değil mi? Kullanacağımız daha doğrusu. Evet, Volvo'yu kullanmadık. Bir de Volvo'yu kullanalım. Sonraki bölüme de onu ayarlayabilirsem ayarlayayım. Bir de Volvo kullanalım. Çok uzun. Peterbilt çok uzun. Büyükler şu anı yeşili yanıyor şu an. Birazdan da bana yanacak. Ben geçeceğim. bindeymiş bu araç. Pendelaton'a geldik de biraz buranın yolları uzun. Güzel ya, ATS gerçekten güzel, zevk veriyor en azından insana. Doğası falan çok güzel ya, harbi çok güzel. Böyle eyaletler fazlalaştığı zaman da daha da fazla güzel olmaya başlıyor. Çünkü gezebilecek olduğunuz mesafe çok büyük, anlatabiliyor muyum? Geçtiğiniz yerden tekrar geçebilirsiniz burada. Her zaman geçtiğiniz noktadan tekrar geçtiğinizde yeni bir yermiş gibi görüyorsunuz orayı. Öyle bir özelliğe sahip ne yazık ki bu oyun. Geçiyorsun ama aynı yerden farklı yermiş gibi geliyor hep. Şirkete geldik.
Öyle duralım. Aracımızı şuraya park edelim ve bu videoyu da burada noktalamış olalım. Şimdi bir sonraki bölüm Pendleton'dan çıkacağız. Nereye gideceğimizi bilmiyorum. Yine değişik bir yerlere gideriz. Belki Washington'a geçeriz, bilmiyorum. Tamamen rotaya bağlı. Bizi götürecek olduğu yola bağlı oyunun. Ona göre bir şekilde yolumuzu buluruz. Her neyse, güzel bir videoydu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.